Hepinize merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda moda ve şıklığın buluştuğu ve aynı zamanda yarışmanın olduğu bir yerdeyiz. Evet, moda yarışmasındayız ve Roblox'tayız. Temamız summer, yani yaz. Tabii ki de mükemmel bir çeviriyle sizlere her zaman çeviri yapmaya devam edeceğim. Yaz ayında, yani yaz temasında olacağımız için tenimi mavi renk yapmayacağım. Ama bronz biten yapacağım. Yani bronz biten kombini yapacağız. Yaz kombini yapacağız. Bakalım ne istiyorum? Şimdi ben ne istiyorum onu bilmiyorum şu an. Dediğim gibi biraz bakınacağım nasıl bir şey yapabiliriz diye. Şimdi böyle açıkçası topuklular ya da çok böyle yaz olduğu için fazla hani şey giyemeyiz. Çok kalın ya da uzun kollu falan bir şey seçemem. Ama şu pantolona bayılıyorum. Bir de şurada, evet, siz bana bu arada yorumlarda söylemiştiniz desen olarak şey yapabiliyoruz diye. Bunun üstüne bakayım bu nasıl duracak. Yok, hayır, bunu çıkarmak istiyorum. Şimdi yaz temasında böyle ne yapabiliriz? Şunun altına da bayılıyorum, şu topukluya. Bu topukluyu hemen bir beyaz yapacağım. Ondan sonra pantolonun rengini de bir beyaz yapalım. Ondan sonra üstümüzün rengine bakalım bir nasıl bir şey olacak. Desenlere bakalım. Çok farklı yapabileceğimiz şeyler var desenler olduğu için. Yani bence 4 dakika yetmiyor ya. Gerçekten bana yetmiyor 4 dakika. Şöyle bir çizgili bir şey yapalım. Hani biraz şey olsun, yine aynı şeyi söylüyormuş gibi hissediyorum ama farklı olsun. Çünkü ben gerçekten yani farklılık neredeyse orada olmak istiyorum. Açıkçası hoşuma gitti. Tabii bir yüzüm olursa ve bir saçım olursa daha da çok hoşuma gidecek. Hani yaz için altındaki pantolon çok uygun mu bilemedim sadece. Oha, vampir teması falan da varmış. Böyle bir şey de yapabiliriz. Yani. Yaz için şöyle daha açık bir renk tonu mu alsak acaba? Şu da çok ağlayan surat gibi. Bunun göz makyajı çok hoşuma gitti. Bunun karşılarına bayıldım. Galiba ya bunu ya da bunu seçeceğim. Bu daha az böyle şey yapıyor, göze batıyor. Sadece altındakinden hiç emin değilim. Hemen bir tırnaklarımı yaptırıyorum. Acil tırnaklarıma desen yaptırmalıyım. Teşekkürler. Saç yaptırmalıyım. Yazın nasıl bir saç olurdu? Saçıma desen yapabiliyor muyum? Aklıma şöyle bir şey geldi. Şöyle kırmızı bir saç yapsak. Ondan sonra altıma da pantolondan galiba vazgeçeceğim. Çünkü hani yaz dediğim gibi şeyinde olduğumuz için. Biraz yazın sıcak olabilir. Bu etek hiç olmadı. Hiç bu kadar olmadı yani etek. Bu da olmadı bence. Ya 1 dakika 40 saniyen falan kaldı. Bu bana hiç yetmiyor ya. Uf. Ayakkabıların altının kırmızı olması çok hoş. Fakat etekten emin değilim. Hiç emin değilim hatta yani. Acaba üstüme şöyle bir şey. Peki bir şey söyleyeceğim. Aynen, bu çanta olsun. Hatta bu çanta siyah olsun. Eteğim kırmızı olursa ne olur ki yani? Ne olabilir en fazla? Şöyle kırmızı, siyah ve beyazla şöyle bir 3 renk kombinasyonu yapsam. Ve ben bunu bu arada şey zannettim. Bu zannettim. Ben böyle dolaşmak istiyorum. Ben kravatla gezmek istiyorum. Aynen. Hadi bakalım. Kravatla gezeceğim ben. Sadece eteğimin renginden emin değilim. Çünkü açık renk değilmiş çok fazla. Tamam, ayakkabı tamam, bu tamam. Geriye ne kaldı? 40 saniyem kaldı. 40 saniye içerisinde daha fazla bir aksesuar ekleyemem herhalde. Yani eklemek istemiyorum. Yazında yani eldiven takmak çok hoş olur mu bilemedim açıkçası. Hele ki kırmızı eldiven hiç hoş olmayabilir. O yüzden bunu çıkarıyorum. Tamam. Oh. Tamam, şu an ayarla, bir dakika, müzik sesi. Bir şey eklemek istiyorum. Şapka mı eklesem acaba ya? Yani summer, yazın böyle tatil bir yerde şu an Los Angeles'ta geziyorum. Ne taktım ki ben? Bileklik tak. Kırmızı yap onu. Çabuk kırmızı yap. Kırmızı bileklik taktık. Tamam, şimdi diğerine takabiliyor muyuz? Ya o saatin rengini değiştiremedim ya. Şu an gerçekten çok sinirim bozuldu. Yani bu üzerine masa örtüsünü yanlışlıkla şey yapmış gibi duruyor. Hani renk olarak evet yazlık seziyorum ben bunu ama çok ben o deseni sevmiyorum. Masa örtüsü benim için yemek. Yemek yenecek bir şey yani. Bu yaz için ya evde misin, dışarı mı çıkıyorsun? Aslında rahat. Evet, ben biraz topuklu ve kravatla yazına
Ama yani yazın öyle giyinmek istedim yani. Neyse. Bu yazın arabayla gezmelik bir kombin olmuş. Bilemedim ya, buna da 3 vereceğim. 3 yıldız vereceğim. Hani çok böyle beni şaşırtmadı. Beni şaşırttı. Mesela bu hoşuma gitti. Bu gerçekten rengi, deseni, şapkasının rengi, saçının rengi hepsi böyle gözüme güzel gözüktü. Gerçekten yazlık, böyle özgüvenli ve uyumlu. Gayet tatlı. Şey bu yani, bulamadım kelimeyi tam. Sofistike olmuş. Bu da mesela öyle duruyor. Bu da çok şey, yaz havası verdi bana baktığımda. Gerek çantası, gerek ayakkabıları. Ayakkabıları daha yazlık olmuş. Benim mesela hani böyle bir şey seçsem çok daha güzel olur. Puan veremedim ya. Of, buna puan vermek istiyordum. 4 yıldız verecektim. Bu da çok güzel yazlık. Yine bir masa örtüsü, perde var. Kafasındaki hiç yazlık değil. O şapkadan dolayı senden 2 yıldız kırıyorum. Masa örtüsünde yani bunu daha fazla konuşmak istemiyorum. Aslında o kolyede şeyin tek omuzluyu kapatıyor yani. Ya şöyle strateji şeyi o kolyeyi tak. Sen ölürsün yazın. Sen yazın var ya, ölürsün. Bakın bunun bence sonuncu olması gerekiyor. Gerçekten bu kombinin sonuncu olması gerekiyor. Kazak giymiş üstüne ya. Kazağın üstüne büstiyer giymiş. Yani kazağın üstüne de büstiyer giyme. Bu daha çok Victoria's Secret şeyine çıkmış hani şovuna. Oradan da eline çikolatasını alıp bayram ziyaretine kafasında güllerle güllaç yapmaya gitmiş. Evet. Ya bu işte bu. Ben bütün yaz böyle yaşarım ve bütün yaz böyle yaşamak isterim. Yani yaz denince benim aklıma sadece bu geliyor ve onu yapmış. Çok güzel olmuş. Şurasının da detayı aşırı hoşuma gitti. Kahverengi ve hani kahve varmış gibi yapmış dibinde böyle. Bayıldım. Yani ben de bence yazlık oldum yani. Yazın dışarı eğlenmeye çıkmış gibi bir şeyim var gibi yani böyle. Çok da böyle üst üste fazla poz vermeyelim ama. En azından masa örtüsü kullanmadım. Eldiven, yani yazın eldiven giymek, bilmiyorum. Yani renk olarak gayet uyumlu gözüküyor ama pişersin ya. Pişersin, yok. Veremedim puan. Daha hafif böyle, daha... Bu nasıl birinci olmadı? Ben şok. Biri şey yapmış, benden çalmış kopyacı diye. Tek renk. En sevdiğim tek renk ya. Tek renk challenge yapıyoruz arkadaşlar. Eğer hazırsanız şu an tek renk yapacağız. Üzerimden bilekliği çıkarmam gerekiyor. Şimdi tek renkte bence nasıl bir renk yapmalıyız onu düşünüyorum. Ben ayakkabıyla başlamak istiyorum. Şu ayakkabıları çok denemek istedim. Tamam mı? Bunlarla bu tarz böyle ten rengi gibi bir şey yapalım. Şimdi bir saç yapalım. Saçı da aynı renk yapacağım. Mesela saçı da şöyle, bu saç hoşuma gitmedi, bunu direkt değiştireceğim. Şimdi başka bir şey bakalım, saç. Ya bu tek renk için güzel gözüküyor gibi. Aslında bu güzel gözüküyor ya. Hani o tek renkli veriyor. Tamam mı? Kalsın bu. Sonrasında. Çok güzelmiş o elbise. Bayıldım. Şimdi bu ayakkabıları neyle ortaya çıkarabilirim? Elbiseyle ortaya çıkarabilirim. Ama bu elbise de çok oldu. Şöyle yapsak en azından daha iyi oldu gibi. Bir yüzümüzü değiştirelim. Bir elimizi yüzümüzü. Kırmızı yapıp tek şunu yapmam yok mu peki? Her şey kırmızı yapmam yok mu? En son değiştireceğim renklerimi ki kimse görmesin. Gri olan çok güzel gözüküyordu bu arada. Gri çok hoşuma gitti ama ben kırmızı yapacağım sanırım. Ama o kırmızıyı öyle bir yapmalıyız ki şeylerini vermeliyiz kırmızının tonlarını. Burada neler varmış başka bakalım. Üstümüze kolye bakalım bir. Bu fazla mı olur acaba? Yok, olmaz. Tamam. 3 dakikam var. Gayet güzel. Elime de bir aksesuar alayım o sırada.
Bu eldivenler fazla olur bence. Bu eldivenler birazcık fazla. Şuna bakalım. Yani bu eldiven de çok. O yanlarındaki o şişkinlikler çok fazla. Peki tırnak. Kalk, tırnaklarımı yaptıracağım. Peki bu eldiven nasıl? Bu olur. Acaba kırmızıdan vaz mı geçsem? Nedir bu benim bu videodaki ya bu şeydeki kırmızı sevdam? Makyajı da aynı yapmak istiyorum. Tamamen o yüzden. Kahverengi mi yapsam acaba? Ya da şöyle pembe tonlarında mı gitsem? Bu pembe tonlarında gitsem daha hoş gibi ya. Bilemedim kırmızı. Ama yani kaç kere tek renk yapıyoruz şimdi? O da var. Yeşil de çok iyi gözüküyor. Of, çok kararsız kaldım. Beyaz ten yapacağım kendimi öncelikle. Bu saçla bu şeyi yakıştırdım gibi. Bence bir riski alalım. Risk alalım. Tamam. Şey yapacağım. Kırmızı yapacağım. Sadece aksesuar seçmeye çalışıyorum. Bu ne ya? Sırtımda kurdele mi var? Gerçek mi? Bilmiyorum ya. Şu an yaptığım şeyden hiç emin değilim. Ayrıca çok risk, çok çok risk diyorum boynumda. O da olsun, o da olsun. Neden olmasın ki? Bir tanesi tek rengi biraz abartmış galiba. Gözlükte falan neyse. Benim artık karar vermem gerekiyor. Sırtımda kurdele istiyorum. Biraz Gossip Girl şeyi gibi oldu. Blair gibi oldum ama. Özellikle kafamdakiyle. Ben şundan bir vazgeçeyim. Taç biraz aşırı oldu sanki ha. Bu olur gibi. Bu olur. Kulaklık da yani kurdeleyle olmadı. Bilmiyorum ya. Kulaklık da olmadı. Of, benim şunlara karar vermem lazım şu anda. Kulaklığı çıkar. İstemiyorum kulaklığı. Kemer gözükmüyor. Tamam. Yani ayakkabıları yaptık. Başka ne ekleyebilirim ya? Hadi bakalım başlayalım o zaman. Tek rengimize dönüşelim bakalım. Bakalım nasıl olacak? Hepsini şu kırmızıdan yapacağım. Renge de bazı şeyler ekleyelim böyle. Mesela koyu, açık. Ondan sonra sonuçta tek renk yani değil mi? Ay hadi hadi, süre yetmeyecek. Dur kapat şunu. Aynen. Saçım çok önemli. Şu an saçım yapmam lazım. Evet işte bu. Şimdi kolye. Kolyeleri de yaparsam. Lütfen. Lütfen yetişsin. Tamam yaptım. Oh yetişti. Her şey tek renk kırmızı yaptım. Bence oldu ya. Hani ben yaptım diye söylemiyorum ama. Bence oldu gibi. Çok risksiz. Ten rengi. Tek renk. Aa, ben ojelerimi kırmızı... Ojelerimi unuttum ya. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitmedi. Ama güzel. Güzel gibi. Ama çok normal. Benim böyle yüksek puan... Buna bayıldım. Bu vibe'ını yakalamış bence. Sadece şuradaki beyazlıkları tam olarak algılayamasam da ben 4 veriyorum. Ayakkabı yok. 3 veriyorum. Hani ayakkabıyı da siyah ayakkabı seçseydin. O kadar her şeyi seçmişsin siyah madem. Bunu zaten gözüm yakalamıştı. Kolye falan çok tatlı. Sadece kulaklıkla bu tozlukların şeyliği biraz bana fazla geldi. Ama sırıtmıyor. Ama biraz kararsız kaldım açıkçası. Ama yine de güzel, o renk tonunu güzel yakalamış. Tek renk değil bu. Tek renk olmadığı için. Yani bu 3 renk. Turuncu. Yani güzel ama turuncu ve beyaz ve siyah var. No. Bu konsepti yakalayamamış. Vibe'ımızı. Hani çok farklı geldi. Yani ayakkabılar farklı renk. Sadece hani görüntü olarak evet hoş ama
Zaten tek renk değil ya. Yok, vazgeçtim. Single color yani. Arkadaşlar burada ben tema olayını çok ciddiye alıyorum. Aynı renk olan birisi. İrem. Yoksa gerçek adını mı söylemeliyim Ümmü Gülsüm? Sana 2 puan vereceğim. Tek renk olmamış aralarda şeyler var. Güzel olmuş, katmanlık katmış ama benimle aynı renkte olamazsın. Uf ya, tam da benden önce çıkması çok kötü oldu. 8, şöyle yapalım bir de. Neyse. Ben de niye aynı renkte, o kadar da en son falan değiştirdim rengimi. O kadar da aynı olmayayım dedim. Daha yeşil falan var. Ya sen prenses misin acaba? Sen Moskova prensesi misin? Bence olayı anlamış, tek renk olayını. Fena da değil, farklı. Yani bunda bilmiyorum, ben moda göremiyorum pek. Yani tamam, tek renk evet. Asla gözlük tatlı. Yani 3 yıldız vereceğim. Yok yani moda çok göremiyorum ama şık. Evet. Ama böyle hani wow diyeceğim bir şey olmadı. Bunda oldu mesela. Saç tarzı, kulaklık, gözlük. Ama işte tek renk değil. Ben bunu beğenmiştim ama tek renk değil. Grilikleri var. O yüzden ki ojelerin detayları da var. Ayakkabının buradaki beyazlığı da gözümden kaçmadı. Tema dışısın. Tek renk, tek renk. No. Ne konuşuyorlar ya? Ha, bir şeye katıldım, ne oldu diyor. Ha şey, beraber takım mı oldular acaba? Yani iyi güzel hoş da bak, benim işte yapmak istediğim makyaj buydu da saçan ne oldu? Saçına ne oldu? Unuttun mu saçını almayı yanına? Yoksa bu tarz mı istedi acaba? Bilmiyorum. Ben bir kırmızı saçlı onu görmek isterdim. Kısa bir saçla en azından. Yani. Kaç puan almışım ben? Neyse, 20 puan almışım. İyi. Yapacak bir şey yok. Ya nasıl kırmızıyla aynı renkte denk geliriz ya? Of ya. Benim birinci. Çekil. Çekilim ben, benim birinci. Benim. En birinci benim. Çekil önümden. Neyse, sıradaki temamızı bekliyoruz. Dur, o sırada şeyleri çıkaralım, vakit kazanalım. Bayağı çünkü tryhard oynuyorlar yani. Bayağı tryhard bir oyun görüyoruz. Temamız ne? Freestyle. Ha? Bu müzik türü değil miydi ya? Rap türü. Nasıl bir şeymiş bakalım. Fashion girl. Öncelikle ojelerimi yaptırarak başlayacağım. Yani freestyle böyle sokak stili. Rahat anladım ve gördüğüm kadarıyla. Yani böyle kot pantolon falan, hani günlük kıyafetler içeren bir şey. O yüzden şu ojelerimi gri yapayım bakayım bir. Tamam, gri ojelerimizi yaptık. Koltuğu ben kaptım, üzgünüm. Ondan sonra hani saç olarak da yine saçlar da böyle serbest bir stil işte. Ya şu saçı kullanmayı çok sevdim ben ya. Ben galiba bunu kullanacağım yine. Evet, sonrasında biraz hani sokak stili, kot pantolon tarzında bir şey yapacağız. O yüzden şuradan bir desen seçmek istiyorum. Oha çok hoş. Böyle bir şey de yapmak istiyorum ama şey, oha neler neler var. Kafayı yedim şu an. Bunlar nasıl desenler? Çok iyi, neyse. Kot pantolon deseni yok mu ya? Aa, böyle bir şey yapabiliriz aslında. Şöyle hani asker tarzında. Bu kotun rengi çok hoşuma gitmedi çünkü. Ya askeri yapacağım böyle. Ya da şöyle daha koyu. Ondan sonra bir yüz yapalım.
bir yüzümüz olsun. Nötr bir ton. Hani freestyle, ben biraz sokak stilini bayağı bir sokak yapsın. Altına çizme, ay bot istiyorum böyle. Botum. Bikini botum. Asker yeşili tonlu burada yakalamak için şöyle griye kaçırmam lazım. Tamam, griyi yakaladık şu an, bırakmayacağız. Sonrasında yakaladık mı bunu, yakaladık. Bir de üstümüze şöyle bir şey giydik mi bence olayı çözdük. Yani şu kalbi değiştirmek istiyorum. Asker yeşili yaparsak bence çok güzel bir ton yakalayacağız. Yani bir de çanta. Bunun yanında bir çanta olmalı. Çanta nerede? Çantam nerede? Ha, onu kullanamıyorum. Belli bir şeyimin olması gerekiyor. Oha, belli bir puanımın olması gerekiyormuş. Acaba diyorum botlar yerine spor ayakkabılarını mı seçsem? Kesinlikle spor ayakkabılarını seçmeliyim. Çok az sürem kaldı. O yüzden şey yapacağım. Şunu silelim. Spor ayakkabıların rengi böyle kalsın. Hızlıca bir çanta seçeceğiz. Ay bir de şöyle bir şapka mı taksam acaba? Yok, bu bayağı abartı olacak yani. O yüzden... çanta ver bana lütfen. Çanta 30 saniye. 30 saniye, iyi bir çanta istiyorum. Eğlenceli bir çanta istiyorum ya. Ya da çanta içmesem mi? Çanta almasam mı? Şuradan bardak mı alsam acaba? Ha, bardak alacağım. Bardağın rengini değiştireceğim. 10 saniyem kaldı. Hepsini gri yapalım. Tamam, yaptım. Gözlük istemiyorum. İstiyor muyum gözlük? İstemeli miyim acaba? 1 saniyem kaldı. Gözlük isteyemedim. Gözlük alamadığım için. Evet, bakalım. Freestyle'lık bir şey göremiyorum ben. Bu şık olmuş. O yüzden 2 yıldız vereceğim. Bu tek renkte kalmış birazcık bence. Bu yakalamış ya, böyle hani baktım çünkü şeyde, internette falan ve Pinterest'te böyle bu tarz, ya daha aslında salaş şeyler de var, böyle kapşonlular işte, ne bileyim, hani böyle şortun üstüne şey giymeler, ama bu da olur ya, bu da olur gibi. Yani bu da fena değil. Ya ben bilmiyorum, ben yapsın diye söylemiyorum ama bu video daha hoşuma gitti. Şu yeşilini daha farklı yapabilirmişim belki. Şöyle yapalım. Ondan sonra. Bu güzelmiş bu poz. Şöyle yapalım. Bir de böyle yapalım ve gidelim. Hani pistte ağlattık. Bunun freestyle'la hiçbir alakası yok bence. 2 puan vereceğim. Ya güzel makyajı falan. Ayakkabılar gayet tatlı. Çorap da öyle. Ama çok fazla. Her şey çok fazla. Bayıldım. Neden çok güzel duruyor bu? O çantanın rengi, o pantolon. İlk bu pantolonu yapmak istemişim. Zaten bunu yaptım, desenini farklı yaptım. Bayıldım. 4 puan veriyorum çünkü birinci olmak istiyorum. Çünkü ben çok iyi yaptım işte falan. Yok ya, sadece şey, emin ol yani. Evet. Ayakkabıların rengin teki farklı. Teki farklı mı? What? Hiçbir şey göremedim ben bunda şu an. Alaka hiçbir şekilde göremedim. Mükemmel, çok rahat gözüküyor. Şu an böyle bunu giyip böyle uzanıp telefonda bir şeylere bakmak istiyorum. Öyle bir şey olmuş yani. Freestyle gerçekten, bu da hoşuma gitti. Ay, ök yazıyor birisi, kusacağım yazıyor. Kulaklıkla gayet güzel olmuş bence. Bence okey. Sadece renk, ya kulaklıkla şu renk gayet uyumu güzel. Ama ayakkabıları daha mesela siyah görmek isterdim. Ayakkabıları siyah görmek isterdim. Şapkayla saç güzel. Güzel ya. Sadece belki renkleri bir tık farklı olabilirdi ama. Neyse. Ne? Ben ne görüyorum şu an? Yani uğraştığı için 2 yıldız vereceğim yoksa. Bu ne? Ya bir şey söyleyeceğim ama yani şu nasıl freestyle olabilir ya? Yani birinci olabilir, güzel gayet ama bilmiyorum.
Ne 18-20. Birinci olmak gerekiyor. Neyse. Belki kalbin rengini daha gri yapsaydım. Hep son dakika değiştirdim yine. Neyse arkadaşlar. Gitgide daha iyi oluyoruz. Birinci olacağız. Merak etmeyin. Bu chat'in toksikliği şaka mı bu arada? Neyse. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Her zaman bunu söyleyemem yani. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ne? Değişikmiş.